Şimdi efendim genellikle akademik hayatta kalmayı arzu eden arkadaşları çok iyi seçmek lazım. Bir gün Türkiye tabii Hacettepe çok büyük bir rektör tarafından kuruldu, dahi tarafından İhsan Doğramacı. Ondan sonra gelen en büyük rektörlerden bir tanesi de bizim çok sevgili beyin cerrahı bir hocamız olmuştur, Süleyman Sağlam. Daha sonra da gene onun yetiştirdiği ve yine dünya çapında beyin cerrahı olan Tunçalp Özgen hocamız olmuştur. Ve her ikisi de son derece dikkatli, detayları çok iyi bilen insanlardı. Ve Tunçalp Bey bir gün senatoda şunu söyledi. Arkadaşlar dedi, biz kötü eğitim mi veriyoruz? Herkes durdu. Niye dedi, sınıfın birincileri, ikincileri Hacettepe'ye gelmiyor da başka üniversitelere gidiyor? Eğer kötü eğitim veriyorsak söyleyin, düzeltelim. Eğer iyi eğitim veriyorsak ben birinci, ikinci, üçüncüler için derhal kadro vereceğim. Yeter ki bunlar Hacettepe'de kalsın. Ve bundan sonra da bu politika Tunçalp Bey ile beraber 1995'li yıllarda uygulanmaya başladı. Ama çok şükür bize hep idealist arkadaşlar geldi. Mesela Ezel Hanım da fakültenin birincisiydi. Ve gelen pek çok arkadaş, yalnız Hacettepe'de değil, diğer fakültelerinden de en iyileri idi. Yurt dışına göndermeyi düşündüğümüz arkadaşlara da doktora tezlerini yaparken hangi konuyla ilgiliyse o konuda ön çalışmasını yapması lazım. Mesela Kenan Eratalay hocamıza ben evvela patoloji bölümünde tez çalışmasını doktora da periyodontolojide istemiştim. Kenan Bey de gayet güzel çalıştı ve hocalar tarafından da çok beğenildi ve takdir edildi. Amerika'ya gittiği vakitte şöyle bir durumla karşılaşıldı. Amerikan üniversitelerinde gelen öğrenciler pek o kadar ne biyopsiden haberleri var ne bir şeylerden haberleri var. Son derece sati. Ama Kenan Bey oraya gittiği andan itibaren bir bakışta mikroskopta pek çok dokuları çok rahat olarak hücreleri teşhis edebiliyordu, ayırt edebiliyordu. Ve bir anda karşılarında harika bir Türk çocuğuyla karşılaştılar. Tabii bu da Kenan Bey için çok güzel bir referans oluşturdu. Aynı olay diğer arkadaşlar için de oldu. Ve şu şekilde hangi konuda ileride üniversitede kalmayı ve sizin de onayladığınız arkadaşlar varsa doktora tezlerini işte mikrobiyolojidir, patolojidir, histolojidir, biyokimyadır, immünolojidir, moleküler biyolojidir o konularda yaparsa periyodontist olduktan sonra da otomatikman o bölümlerle olan irtibatını kuracaktır. Bu arada çok önemli bir ayrıntıyı da vurgulamak istiyorum. Dünyanın en iyi mikrobiyologlarından bir tanesi de rahmetlik Enver Talih Çetin hocamızdır. Ve onun yetiştirdikleri Özlem An, Kurtuluş Töreci ve şu anda Profesör Güven Kürekçi hocalarımız, bunlar Türk oral mikrobiyolojisinin muhteşem ve müstesna kişileridir. Tabii aynı zamanda tıp fakültesinde çok değerli hocalarıydı. Ve Enver Talih Çetin'in zaman zaman kendisine işte bir çiçeğimizi yaptırır. Yılda bir defa uğradığımda neler yapacağımı sorduğumda bana şunu söylemişti daha ilk gidişimde Amerika dönüşü. Çok sayıda arkadaş bize geliyorlar dedi. Burada doktora yapıyorlar, tez yapıyorlar, araştırma yapıyorlar. Biz onların konusunu bilmiyoruz. Onlar da bizim konumuzu bilmiyorlar. Dolayısıyla birkaç ay çalışıyorlar ama ne netice elde ettik, ne sonuç elde ettik? Evet, ortaya bir şeyler çıkıyor ama tam olarak biz bunların değerlendirmesini yapamıyoruz. Onun için arkadaşların biraz daha uzun süre çalışmaları ve konulara hakim olmaları gerektirmektedir demişti. Ve ben Talih Bey'in bilimsel çalışmalarına ve görüşlerine çok değer vermişimdir. Bunu da bir noktada periyodontoloji bölümünde de uygulama çalıştık. Ve arkadaşlar da bu tezleri yaptıktan sonra da hepsi de ilgili bölümlerde araştırma yapmaya başladılar. Ve yavaş yavaş da o konularda dünyanın en iyi makalelerini yazdılar.
en iyi çalışmaları yaptılar ve hak halen de kitaplara baktığınız vakit hepsinin de orada isimlerinin çağdaş kitapların Lindes'inde olsun, Carranza'da olsun hepsinin isimlerine rastlıyorsunuz. Bu nedenle arkadaşlarımıza evvela Türkiye'de altyapıyı yapıp ondan sonra tekrar gidip orada da biraz daha güçlendirmeyi tavsiye ederim. Bir konuyu daha hemen vurgulamak istiyorum. Türkiye diş hekimliği açısından bir mucizeler mağazasıdır. Çünkü dünyada olmayan pek çok saçmalıklar Türkiye'de vardır. Nedir bunlar diye sorarsanız en başında akraba evlilikleri gelir. Örnek verecek olursak 1850'de İngiltere köylerinde 16-20 kilometre uzaktan evlenilirmiş. 1900'lerde 50-60 kilometre uzaktan, 1950'de de 200 kilometre uzaktan evleniliyor ki bir kan bulaşıklığı olup, bir kan bağı ortaya çıkıp engelli çocuk ortaya çıkmasınlar diye. Biz ne yapıyoruz? Eğer akraba evliliği olmasın diye düşünsek dahi kendi köyümüzden evleniyoruz. Zaten aynı köyden olan herkes akraba olduğu gibi yakın köyden olan da akraba oluyor. 1950 yılında 100 haneli bir köyden 10 kişi gelmişse Ankara'ya veya İstanbul'a aynı mahallede 2000 kişi oluyorlar. Ve gene tanıdık bildik bir kızla evleniyorlar ve onların ürünleri de bizim periodontal tedavileri de implantların geleceğini de tehlikeye atmış oluyor. Aynı şekilde ben hiçbir Avrupa ülkesinde kalkıp da çocuklara pekmez içirerek okula gönderen bir toplum bilmiyorum. Ama bizde aşırı tatlı tüketiminin verdiği zararlarda periodontolojistlere de, biyokimyacılara da, immünologlara da her konularda bol bol çalışacak materyal ortaya çıkarmış oluyorlar.